Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz. Çok pardon, ne olmuş dediğinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben bugünkü anlatıcınız Sıla ve yanımda yine bana eşlik eden Zeynep. Sevgili co-host'um Zeynep var. Bugünkü konumuz birazcık daha normalde yaptığımız, ya en azından öncesinde yaptığımız şeylerden bir tık daha farklı bir konudan bahsediyoruz. Evet. Seri katiller, çözülememiş vakalardan ziyade ilk defa sonuca bağlanan bir şey anlatacağım. Nasıl sonuç ama ya, öyle bir yani, sonuç. İyi bir sonuç demedim. Sadece sonuca bağlanıyor dedim. Ya yani en azından unsolved değil, anladın mı? Evet, bir sonucu var en azından. Evet, yani hani en azından teori üretmek zorunda kalmayacağız burada oturup bölümün yarısında. Yani bağlanan şeyleri tartışıyor olacağız. Birazcık da ya aslında cinayetten tam olarak çıkmış sayılır mıyız, ne dersin? Çünkü uzak sayılmayız, evet. Uzak sayılmaz yani, bir noktada birini manipüle ederek intiharı sürüklemek de cinayetin bir kolu değil mi aslında? Çok doğru. Yani sonuçta adam öldürmeyse eğer bunun adı. Evet. Yani adam öldürmeyse. Okay, kendini öldürüyorsun ama aslında belli bir manipülasyon altında yaptığın için yine bilmiyorum, bu kısma girmeyeceğim. Birazcık daha böyle sanki olayın etik kısmı, daha böyle felsefi boyutu. Ondan çok şey yapmayacağım da, neden olmasın yani, baktığın zaman birini o noktaya itmek, o noktaya sürüklemek, o şekilde manipüle etmek ve yönlendirmek de aslında bir raddede çok yakın bir suç diyelim. Ya şey, ne o? Onun da bir karşılığı var hukukta. Var ya, geçenlerde çok değişik bir video izledim. YouTube'da Infographics Show diye bir kanal var. Hiç denk geldin mi? Atayım sana. Galiba. Çok keyifli bir kanal. Yani şey, keyifli deyince çok şey olmaz da, böyle cartoon şeklinde şeyler, illüstrasyonlar yapıyorlar ve değişik olayları anlatıyorlar. Hani hem cinayet vakalarından, seri katillerden vesaireden bahsediyorlar. Hem de daha böyle farklı olaylardan da bahsediyorlar. İşte bir bölümünde, geçtiğimiz günlerde çıkan bir bölümünde cinayet için farklı seviyelerinden bahsediyorlardı. Bu şey, Türkiye'de o kadar ayrıntılı ayırıyor muyuz emin değilim ama hani Amerikan hukuk sisteminde şey falan var ya, işte first degree murder, manslaughter falan, hani farklı şeyleri var. İşte diyeyim, birinci dereceden cinayetle ikinci dereceden cinayetin hem tanımı birbirinden çok farklı, hem aldığın ceza çok farklı. İşte ne bileyim, kasten ya da kasıtsız adam öldürmenin farklı seviyeleri var. Mesela atıyorum, ben seni öldürmeye çalışırken yanlışlıkla bir başkasını vurduğumda bu kasıtlı mı kasıtsız mı falan gibi, hani aslında kasıtlı çünkü amaç adam öldürmek. Hani spesifik olarak o adamı değilse de sonuçta yaptığın hareket adam öldürme amacıyla yaptığın bir şey falan filan, neyse. Hani oralar çok konumuzdan uzak şeyler çünkü bugünkü konumuz Heaven's Gate. Oley! Evet, bugün Heaven's Gate'den ve sonucunda gerçekleşen toplu intihar vakasından bahsediyor olacağız. O kadar oley değil bu kısım. Evet, bu kısım o kadar oley değil ama yani hikaye enteresan, süreç değişik. Evet. Pasparlak kafalar. Çok evet. Çok değişik bir hikaye. Yani böyle herkes diline böyle bir şey koyup, hani burada söylemeyeyim, ne olur ne olmaz bilmiyorum, Spotify bunları da yani diline kağıt parçası koyup da böyle hoppa diye gitmiş gibi bir. Evet, zaten öyle kafalar. Çok enteresan gerçekten. Ben özellikle belli başlı kelimeleri kullanmaktan kaçınmak istiyorum bu podcast süresince. Hani yanlış anlaşılmalara
mahal vermemek adına ben Heaven's Gate'den dini bir grup olarak bahsedeceğim. Çünkü kendilerini tanımlama şekilleri de böyle. Farklı farklı isimler tabii ki veriliyor, takdir edersiniz ki. Onu yorumlamak size kalmış. Ben bu hikayenin gidişatı adına böyle bir yorumu tercih ediyorum. Şimdi hikayemiz Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles adlı birbirinden enteresan iki karakteri içeriyor. Öncelikle Marshall'dan biraz bahsedeceğim. Çünkü hikayede daha uzun süre bulunacağı için bir tık daha ön plandaki bir karakter. Marshall Applewhite 1931 yılında Texas'ta doğuyor. Hristiyan bir ailenin çocuğu ve aslında normal denebilecek bir dini inancı var diyeyim. Hani normalden kastım öyle aşırı radikal, aşırı ekstrem bir dini inancı yok. Ortalama bir Hristiyan ailesi. Her pazar kiliseye giden, onun haricinde Şükran gününü kutlayan, arada sırada İncil'ini okuyan ama bundan ötesini de çok fazla ilerletmeyen, çok radikalleşmeyen bir Hristiyanlık inancına sahip Dindar bir. bir aile yani. Evet, yani klasik bir Amerikan Hristiyanı aile. Hani daha radikal inançları ya da daha radikal boyutta hareketleri yok. Marshall çok aslında oldukça parlak bir eğitimi var Marshall'ın. İşte ilk önce Texas'ta Austin College'da felsefe okuyor. Felsefe lisansı yapıyor, bitiriyor. Ardından Union Presbyterian Seminary diye bir yerde tam olarak ne olduğunu anlamadım. Anladığım kadarıyla birazcık daha dini odaklı bir eğitim merkezi gibi bir yer. Orada teoloji okumaya başlıyor sonrasında. Felsefeden ileri gelen şeyiyle biraz daha böyle ilgisini çekmeye başlıyor. Daha önceki hayatından çok bahsetmeyeceğim çünkü çok normal bir çocukluğu var. Hani öyle gözle görülür bahsetmeye değer hiçbir şey yok hayatında gerçekten. Gayet böyle okuluna gidiyor, evine dönüyor, arkadaşları var, ailesiyle arası normal. Yani ne böyle aşırı iyi ne aşırı kötü. Hani gayet çok aslında çok stabil bir hayat var bu çağlara kadar. Klasik bir Amerikan Tam oğlan yani hani çok çok klasik bir hayatı ya. var gerçekten. Ondan sonra teoloji okuduğu yıllarda Anne Pierce diye bir hanımefendiyle evleniyor. İki çocuk sahibi oluyor. Ondan sonra teolojiden vazgeçiyor, okulu bırakıyor, bir müzik kariyeri sahibi olmak istediğine karar veriyor. Allah Çok enteresan da bir eğitim hayatı var yani felsefe, teoloji, sonra müzik. Hani bayağı enteresan dallarda. Aslında müziğe de bayağı kabiliyeti var. Fakat bu yıllarda müzik için okulu bıraktığı yıllarda orduda görev alıyor. Neyse, döndüğünde müzik kariyerini kovalamaya devam ediyor ve Colorado Üniversitesi'nde müzik yüksek lisansına başlıyor. Allah Evet. Allah. Yani bayağı da okuyor, ediyor, çok farklı alanlarda çok aktif olarak Evet. bulunuyor falan. Şeyde değil yani. Hani ben müzik yapmak istiyorum. Hadi gideyim bir kursa Ay yok, ay öğreneyim. Kendi yüksek kendime lisans bulurum yapıyor. değil. Evet. Akademiden kovalıyor adam yani. Evet, direkt yüksek lisans yapacağım diye geliyor Aynen yani. aynen yok öyle koroya gireyim, kilise korosunda şarkı söyleyeyim falan değil. Baya Evet. böyle tekniğini öğrenmek için yüksek lisansa başlıyor. Onu da bitiriyor. Sonrasında Maşallah. New York'a taşınıyor şarkıcı olmak için ama maalesef bu kariyer pek güzel ilerlemiyor. Pek iyi bir sonuç alamıyor New York'tan. Bir süre kaldıktan sonra birkaç ay baktı olmuyor. Diyor ki demek ki bu böyle olmayacak. Alabama Üniversitesi'ne başvuruyor ve Alabama Üniversitesi'ne müzik öğretmeni olarak giriyor. Akademisyen oldu şu an. Hey maşallah. Tabii tabii yani bayağı lisansını yaptı, yüksek lisansını yaptı, orduda görev aldı. Şimdi bayağı hocalık yapıyor bir üniversitede. Evi var, arabası var, maaşı var, askerlik cepte, tam evlenmek. Tabii tabii Şey, zaten evlenmiş, dindar iki klasik çocuğu biri. var falan hani. Evlenmiş. Bu yıllara kadar hayatı çok stabil ve çok aynı çizgide ilerliyor ve hani çok da şey ilerliyor yani. Hani Tertemiz bir tam bir adam yani golden şu boy. an. Aynen, tam Evet. bir American golden boy yani. Hani akır kokarı yok. Tertemiz. Bu İki yıllarda kere üniversite okumuş, üstüne yüksek lisans yapmış. Mis gibi adam şu an aynen yani. öyle. Yani daha ne istiyorsun? Yani ne istediğini biliyor, Evet. onun peşinden koşuyor, onun üzerine bir kariyer yapıyor falan. Evet. Bu yıllarda işler yavaş yavaş çirkinleşmeye başlıyor.
Alabama Üniversitesi'nde hocalık yaparken bir anda atılıyor. Bunun sebebi de şu, hani bu pek çok farklı kaynakta okuduğum için dillendirme gereği duyuyorum. Erkek bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı için atılıyor. Evet. Aynı yıllarda eşinden de boşanıyor. Bu yıllarda birazcık da işte yavaş yavaş bir depresyona da girmeye başlıyor. Çünkü Hristiyan öğretisiyle büyümüş bir adam Doğru. ve eşcinselliğini fark etmeye başladıkça kendiyle de arası bozulmaya başlıyor ister istemez. Hayatı hani şöyle yukarı doğru giderken bir anda pat diye yere düştü çünkü şu anda. Yani o kadar okudu, etti, çalıştı, çabaladı. Geldiği hocalık görevinden bu yüzden atılıyor. Eşinden ayrılıyor. İşte kovaladığı müzik kariyeri giderek böyle geriye düşmeye başladı falan filan. O yıllarda işte farklı farklı kilise korolarında çalıyor. İşte değişik belediye korolarında şeylik yapıyor. Ne deniyor? Şef. Maestro mu Şeflik deniyor? deniyor herhalde. İşte şeflik yapıyor, Hiç bilmiyorum ama. koroyu yönlendiriyor. Operada bile çalışıyor bir dönem. Ama hepsinden Maşallah. belli başlı nedenlerle ayrılıyor. 1971 yılında babasını kaybediyor Marshall. Babasıyla arası bu arada çok iyi, çok seviyor babasını ve babasını kaybetmesiyle zaten belli bir süre önce başlamış olan bu depresyonu giderek ilerliyor ve çok ağır bir depresyona giriyor. Tam olarak bu yıllarda 71-72'li yıllarda Bonnie ile tanışıyor. Bonnie Nettles'la tanışıyor Texas'ta. Şimdi birazcık Bonnie'den bahsedeceğim. Onun da belli bir yaşa kadar Marshall gibi aşırı normal, aşırı böyle klasik filmvari Amerikan kızı hayatı var yani. Hani çok çok örnek Amerikan vatandaşı hayatı yaşıyor. Gençliğinde dinle, Hristiyanlıkla çok içli dışlı değil. Hani ailesi de öyle aşırı dindar bir aile değil. Aynı Marshall'ınki gibi hani normal seviyede yaşıyorlar dinlerini. Hatta Bonnie anladığım kadarıyla onlara nazaran bir tık daha bile uzak dinden. Ondan sonra büyüdüğü zaman yine onun da çok normal bir hayatı var. Normal arkadaşlıkları, normal bir okul hayatı, ortalama bir öğrenci. Ailesiyle arası iyi, ekstra bir hani hiçbir kaynakta ikisi için de herhangi bir travma, aile içi şiddet, okulda bir ne bileyim zorbalık ya da herhangi bir alanında hayatın zorlandıkları ya da karşılaştıkları herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Engelle, zorlukla karşılaşmadım. Hani belli bir yaşa Yani kadar, bu 71-72'ye kadar ikisinin de hayatı feci normal ilerliyor. Hatta sıkıcı yani ilerliyor yaşadıklarını yani. bilmiyoruz ama bu Evet. kadar normal Ya en azından anlatılan insanların. kaynaklarda yok. Benim baktığım hiçbir kaynakta yok. Eğer bilen, duyan varsa hani aa bak şöyle de bir şey gelmiş başına diyorsanız ben duymayı çok isterim. Ama benim gördüğüm kadarıyla 71'li 72'li yıllara kadar bayağı bildiğin sıkıcı hayatları yani. Bu hikayenin ilerisini ben biraz biliyorum diğer hikayelerinden farklı olarak. Bu iki insanın gerçekten o senin Evet. ileride bahsettiğin noktalara gelebilmesi Evet. çok ilginç Evet. bir vaka ya. Gerçekten öyle. Hatta o noktada ufak bir şeyden bahsedeceğim. Çok da böyle hani yavaş yavaş ilerleyen bir şey değil. Tanışıyorlar ve tık oluyor böyle. Bir Evet. anda böyle Birbirlerini gördükleri 180 anda da derece dönüyor yaşıyorlar. da dönüyor ikisi de birbirlerini göre tık diye dönüyorlar böyle. Yani çok enteresan Çok gerçekten. garip. Neyse Bonnie hemşire Birbirlerine neyi oluyor. tetiklediler acaba? Ay Birbirlerine neyi gerçekten tetiklediler bilmiyorum. acaba? Gerçekten hiç bilmiyorum ama zaten ikisinin de benim anladığım kadarıyla hani o noktada bana biraz sen de fikir verirsen çok sevinirim. Zaten hani devamında da biraz bahsedeceğim hem Bonnie'den hem Marshall'dan ama anladığım kadarıyla zaten biraz geriye dönük psikolojik rahatsızlıkları var zaten ikisinin de. Tedavi Olabilir. edilmemiş belli başlı psikolojik problemleri olduğunu hani benim yaptığım çıkarım. Bu çünkü mesela işte Bonnie ilerleyen dönemde eğitimini alıyor, hemşire oluyor. 1949 yılında bir iş adamıyla evleniyor. Dört çocukları oluyor beraber. 1972'ye kadar da yani Marshall'la tanışana kadar da feci stabil bir evlilikleri var. Yani aile içi şiddet falan yok.
Gayet böyle dört çocukları var, mutlu bir evlilikleri var. Kocası işe gidiyor geliyor, Bonnie işe gidiyor geliyor. Çocuklarına bakıyorlar ediyorlar. Çocuklarını okutuyorlar, büyütüyorlar. Akşam yemeğinde rosto yiyorlar falan, hani böyle bir evlilikleri var. Hiçbir sıkıntı benim okuduğum kadarıyla yok. 72'ye kadar da bayağı stabil gidiyor. Fakat bu 70'li yılların başında, 70-72 arasında falan Bonnie bazı aslında sinyaller vermeye başlıyor. İşte çevresindekilere şey diyor. 19. yüzyılda yaşamış bir rahip olan Francis diye bir rahibi gördüğünü söylüyor düzenli olarak. Hani psikolojik rahatsızlıklardan çıkarımım aslında biraz da buydu yani. Çünkü bu hani Bir çok, takım evet halüsinasyonlar, hani sanrılardan bahsediyorsun gibi evet sanki. sanki öyle gibi. Çünkü düzenli olarak bu Francis denen papa şey rahibi gördüğünü söylüyor. Onunla sohbet ettiğini, teolojik sohbetlere girdiklerini beraber, işte dinden, Hristiyanlıktan bahsettiklerini falan söylüyor çevresindekilere. Bu dönemde yine Bonnie çok sık falcıları ziyaret etmeye başlıyor. İşte şehirde ne kadar falcı varsa gitmiş anladığım kadarıyla. Çünkü bahsi geçen rakamlar büyük büyük rakamlar yani. Yani 10-15 falcı geziyor böyle düzenli olarak. Ve bu falcılardan bir kısmının da şöyle bir şey dediği iddia ediliyor. Bu ne kadar doğrudur? Bonnie kendisi mi böyle bir şey dedi, yoksa gerçekten falcılar böyle bir şey dedi mi bilmiyorum ama falcıların büyük çoğunluğu Bonnie'ye şöyle bir şey söylüyor. Bonnie'nin deyimiyle. Uzun boylu, beyaz tenli ve açık renk saçlı bir adamla tanışacaksın. Ve bu adamın gerçekleştirmesi gereken büyük bir kaderi var. Ve sen bu kaderde ona yardımcı olacaksın, yoldaş olacaksın diyorlar Bonnie'ye. Ama ne kadar. Evet, Ama ne ne kadar, kadar. gerçekten nasıl bir kader. İşte tam bu yıllarda Bonnie bunları deneyimlerken aynı zamanda Marshall'da işte hayatı tepe taklak gidiyor, babasını kaybetmiş, depresyonu bayağı had safhadayken tanışıyorlar. Şimdi nasıl tanıştıklarını gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü 3-4 farklı versiyonunu okudum bunun ve her kaynakta farklı bir şey söylüyor. Şimdi bir kaynak diyor ki Marshall bu dönemde işte psikolojik rahatsızlıkları için ağır depresyon tanısı konuyor ve bunun için tedavi görürken bir kliniğe yatırılıyor. Bonnie de o yıllarda o klinikte hemşirelik yaparken tanışıyorlar deniyor. Bu birinci söylenen şey. İkincisi şu. Diyorlar ki işte Marshall o yıllarda bir belediyenin sanırım bir kurumunda diyeyim. Küçükler korosuna müzik öğretmenliği yapıyor. Şeyin de Bonnie'nin de çocuklarından birisi o koroya gidiyor. Orada işte çocuğunu bırakırken ve oraya götürürken tanıştıklarını söylüyor. Bir diğer teori de şu. Marshall hiç hastaneye vesaire yatmıyor. Hani psikolojik rahatsızlıkları için bir tedavi görmesi gibi bir şey yok ya da öyle bir tanı da yok ortada. Bir arkadaşı Bonnie'nin çalıştığı hastanede tedavi görüyor. Marshall onu ziyarete gidiyor. O zaman tanışıyorlar. Gibi hani böyle çok farklı farklı teoriler var. Marshall'ın kendi anıları varmış galiba. Bulamadım internette. Biraz daha arayacağım onları. Gerçi okumak istediğimden emin değilim. Ama kendi tasviriyle şey diyor, işte arkadaşını ziyaret ederken tanıştığını söylüyorlar ama denilen şey şu, hani bununla ilgili bir iki yorum okudum. Yazdıkların da çok muallak konuştuğu için hep bu da bir sembolizm olabilir aslında. Hani aslında öyle de olmamış olabilir falan diyorlar. Çünkü yazıları genelde çok muallakmış. Hani ben okumadığım için bir Yani biraz ilginç iki evet. insandan İkinci bahsettiğimiz kaynaktan için. aktarıyorum şu an, o yüzden emin değilim. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Bütün teorilerde bağlanılan sonuç şu. Birbirlerini uzaktan görüyorlar, gözleri kenetleniyor ve bir anda böyle tak diye bir şalter atıyor ikisinde de. Hani böyle pıt oluyor bir anda ikisi de. Hani şey değil böyle, Dini bir topluluk aynen böyle kurmalıyım gözleri kenetleniyor ve birbirlerini anlıyorlar. Diyorlar ki sen o musun? Evet ben oyum. Tamam hadi gel gidelim. Gerçekten böyle bir Heaven's Gate, Heaven's Gate, Heaven's Gate. Hadi hemen çabuk şu an. Gerçekten böyle ilerliyor hikaye. Hatta Marshall şey diyor yine bu anılarından birinde. Sanki diyor Bonnie'yi
önceki yaşantılarımdan birindeyken yakından tanıyormuşum gibi hissettim gördüğümde diyor. Yani reenkarnasyona da inanıyorlar anladığım kadarıyla bir raddeye kadar. İnanmadıkları bir şey var Evet mı evet acaba? evet ki Ben bunu zaten hani merak ileride ediyorum. daha da bahsedeceğim şeyleri de inançları da çok sık değişiklik gösteriyor. Yani sabit bir Evet. şey yok ortada. Hani şuna inanıyoruz ve bu şekilde ilerliyor bu inanç değil. Hani sürekli mutasyona uğruyor. Kendileri de Evet. sabitleyene kadar düşüncelerini 20-30 yıl geçiyor yani. Bir de Uzunca bir şey süre. mesela bir şey söylüyorlar. Onun tersi olunca biz aslında bunu söylememiştik deyip apayrı bir şey söylüyorlar bir anda filan. Aynen öyle. Çok enteresanlar. İşte hatta şey diyor Marshall. Bonnie'nin benim ruh eşim olduğunu anladım direkt falan diyor böyle. Bonnie de zaten hani belli başlı bilmiyorum hani ben tabii kimseye tanı koyacak durumda değilim ama sanrı benzeri aslında deneyimleri olduğu için zaten önceden gelen bunlar bu dönemde biraz daha artmaya başlıyor ve Marshall'a şey diyor işte ben diyor uzaylılarla konuştuğunu iddia ediyor Bonnie. Extraterrestrials diyor işte dünya dışı varlıklar benimle iletişime geçti diyor. Ve senin çok önemli bir görevin var, çok ilahi bir görevin var tamamlaman gereken. Ve ben sana bu konuda yardımcı olacağım diyor. Ve işte şey, Aslında falcılardan duymuştu onu. yani ya da gerçekten hani sahiden de bu arada halüsinasyon benzeri sarnıları da olabilir. Çünkü yani işte 19. yüzyıldan bir rahip görmek, işte uzaylılarla konuşmak Evet. falan hani... Bunlar günlük hayatta çok da böyle başımıza gelen çok sık sık karşılaştığımız durumlar değil. Hani o yüzden benim Doğru. çıkarımım belki gerçekten de tedavi edilmeye ihtiyacı olan bir psikolojik rahatsızlığı olmuş olabilir diye Belki de düşünüyorum ben. yani. Bu tamamen benim oldukça naprofesyonel yorumum. Ya işte belki de şöyle bir şey oldu. Hani Bonnie'nin böyle bir durumu vardı ve Marshall mıydı adamın ismi? Marshall. Marshall da o anda işte depresif bir Evet. dönemde ve her ne söylenirse inanacak bir noktadaydı. Çünkü Evet. düşünsene, işinden atılmışsın, eşinden boşanmışsın, babanı kaybetmişsin. Dini inancın sana arkasını dönmüş. Hani biri bir şey söylesin de ona tutunayım diye bekliyordu belki de ve o Aynen kişi de Bonnie oldu. öyle. O kişi de Bonnie oldu ve Bonnie bu arada çok hani gerçekten feci gaza getirici şeyler söylüyor Marshall'a. Yani diyor ki sen diyor hani benim uzaylılarla konuşmamdan anladığım kadarıyla diyor uzaylıların bana aktardığı şu ki diyor senin İncil'deki İsa gibi bir rolün var diyor. Onunkine çok paralel bir rolün var Maşallah. diyor. Aynen öyle. Onun gibi diyor sen de insanların işte çobanı olacaksın diyor. İşte sen insanları yönlendireceksin. Senin müthiş bir ilahi görevin var diyor. Tabii muhtemelen dediğin doğru yani Marshall'ın doğanda ihtiyacı olan şey tam olarak bu belki de. Çünkü kendini muhtemelen çöp gibi hissediyor. Ve birisi gelip Evet. sen ilahisin, senin çok önemli bir görevin var, sen Tanrı'nın sağ kolusun ve dünyadaki kırbacısın falan filan deyince hani bir noktada muhtemelen o da Yani kim kendini istemez böyle bir şeye inanmak? tabii yani inanmayı çok istediği bir dönemde olduğu için de inanmış olabilir. Ki bu arada şeyler de hani eski Heaven's Gate üyeleri falan da şey diyorlar. Ya şey değil bu arada. Grup hiçbir zaman için kalacaksın deyip kafalarına silah dayamıyor kimsenin. İstediğiniz zaman Evet. ayrılabilirsiniz diyor. Ama Evet. ayrılabilir misin gerçekten? Hani çünkü ileride Yani bahsedeceğiz. ama Biraz hani ciddi bir bağlılık var o durumda. Ya bu durumdaki her topluluk, grup, örgüt diyeyim. Hepsinde olduğu gibi aslında. Bir noktada zincirlerle bağlı değilsin. Okey ama mental olarak ve şey olarak hani manevi olarak birazcık bağlıyorlar seni. Ama en azından yani seni komple ülkeden kaçırıp Meksika'da demir Aa, örgülü bir yerin içine evet. tıkmıyorlar Aynen öyle. Aynen öyle. Hani bir Jonestown değil gerçekten. Ondan da hani. bahsetmeyi çok istiyorum. Evet. Ondan da evet ilerleyen bölümlerde mutlaka ona da Çok bir garip bir hikaye çok ya. tuhaf ya. İlginç. Çok tuhaf gerçekten. Neyse ayrılan üyeler var tabii yıllar içinde. Onlarla yaptıkları röportajlarda falan şey diyorlar. Bonnie Marshall'ı feci manipüle ediyordu diyorlar. Yani aslında grubun beyni Bonnie, Marshall hitabeti
güçlü ve karizmatik bir adam olduğu için aslında grubun yüzü biraz daha. Ama arkada her şeyi yönlendiren kişi Bonnie. Bonnie'ye sürekli Marshall'a ne yapacağını söylüyormuş. Bonnie sürekli Marshall'ı yönlendiriyormuş. İşte sen şusun, sen busun diyormuş. Marshall'a bir noktadan sonra "Aa evet gerçekten öyleyim galiba" demeye Aslansın, başlıyormuş falan. kaplansın, Aynen. yaparsın diye diye. Aynen öyle. Hani diyor ki sen İsa'sın. Yani senin görevin İsa ile paralel, sen aynı şeyleri yapacaksın. Sen Tanrı'nın dünyadaki suretisin falan filan diyor ve Marshall da ya muhtemelen gerçekten çok çökmüş bir psikolojide olan Marshall da bunlara belki başta inanmak istediği için hani ayak uyduruyor. Sonrasında Hayır belki gerçekten gerçekten aynen diyor. aynen diyor. O da hani hoşuna gidiyor. Belki sonradan gerçekten inanmaya başlıyor. Bilemeyeceğim. Tanıştıktan çok kısa süre sonra birlikte yaşamaya başlıyorlar. Bu arada Bonnie hala evli bu arada. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Ve feci hani sürekli her saniyelerini beraber geçiriyorlar. Tabii Bonnie'nin kocası diyor ki ya hani zaten ilişkileri 1970'lerin başından beri bir hani Bonnie'nin sanrılarıyla vesaireyle zaten belli bir sekteye uğramış. Bir de dört çocuğu kocayı evde bırakıp yeni tanıştığı adam biriyle eve çıkınca da kocası da diyor ki okay bye yani Reis bari boşansaydık diyor adam tabii ki boşanıyorlar. haklı olarak. Adam diyor ki Haklı bye ve olarak. boşanıyorlar. Marshall zaten eşinden boşanmıştı ama işte çocuklarıyla falan arada görüşüyordu. Onları da komple kesiyor hayatından. İkisi de ailelerinden kendilerini tamamen soyutluyorlar. Ama Bonnie ile ilişkilerinin tamamen platonik olduğu, hiçbir cinsel ilişkilerinin ya da fiziksel bir birlikteliklerinin olmadığı söyleniyor. Evet, hani birbirlerinin ruh eşi olduklarını söylüyorlar ve ya belli hayat partneri gibi diyeyim. Yani birbirlerini ölümüne seviyorlar, birbirleriyle beraber yaşıyorlar. Kesinlikle fiziksel bir birliktelikleri yok. Duygusal olarak da birbirlerine hissettikleri şey hani belli bir arkadaşlıktan ve yoldaşlıktan doğan bir şey midir yoksa romantik hisleri var mıdır onu ben bilemem. Ama açıklamalar bu şekilde yani. Gayet platonik olduğu söyleniyor. O dönem Bonnie işten ayrılıyor, hemşireliği bırakıyor. Beraber bir kitapçı açıyorlar ve bu kitapçı çok kısa süre sonra batıyor. Christian Yani Arts Center adı şaşırttım. altında bir kitapçı açıyorlar ve genellikle işte dini Dini kitaplar, kitaplar. teolojik kitaplar, felsefi kitapların vesaire olduğu bir yer. Kendileri de tabii bu arada oldukça fazla okumalar yapıyorlar. Ama çok uzun süre dayanmıyor bu kitapçı zaten. Mart 72'de tanışıyorlar dedim ya. Sonrasında hemen eve çıktılar, kocayı boşadılar, işten ayrıldılar, kitapçı açtılar falan filan. Mart 72'den Şubat 73'e kadar hani bir yıl bile geçmiyor ve Şubat 73'te Amerika boyunca bir yolculuğa çıkmaya karar veriyorlar beraber. Yani nasıl hızlı Macera dolu ilerlediğini Amerika. görüyor musun? Daha bir Amerika. yıldır bile tanışmıyorlar. Hayatlarını ikisi de alt üst etti. Bildikleri, tanıdıkları her şeyi geride bıraktılar ve 11 ayın sonunda beraber bir Amerika yolculuğuna çıkmaya karar veriyorlar. Bu sanki şey gibi bir yolculuktu değil mi? Böyle dolaşalım da mürit toplayalım gibi Aynen, bir aynen. bize Ya inananları sonunda toplayalım. ona dönüyor. Çünkü ilk başta anladığım kadarıyla biraz daha şey, kendi dini görüşlerini biraz daha hani geliştirmek ama biraz araştırma amacıyla çıkıyorlar galiba. Hani çünkü farklı farklı Amerika'nın farklı eyaletlerindeki ufak dini topluluklarla falan tanışıyorlar, görüşüyorlar. İşte onlarla yazışıyorlar, onların dini, ruhani liderleriyle buluşuyorlar falan. Aslında bir noktaya kadar kendi sanırım inançlarını biraz daha temellendirmek amacıyla başlıyor. Sonrasında zaten bir göçebe hayatına başlıyorlar ve olay artık daha çok mürit toplamaya dönüyor. O dönemlerde işte bu Amerika'da yolculuğa çıktıkları dönemde yavaş yavaş şeye inanmaya başlıyorlar. İncil'de belli başlı kehanetler varmış. Hem Eski Ahit'te hem Yeni Ahit'te. Tamamını okumadım. Net bir şekilde bilemiyorum ama belli başlı kehanetler olduğu söyleniyor ve kendilerinin bu İncil'deki kehanetleri gerçekleştirmek için dünyaya gönderilmiş bir ikili olarak görüyorlar. Ya kendilerini bayağı ilahi varlıklar Şey olarak gibi bir şey mi görüyorlar. bu? Deccal mevzusuna Ay falan yok yok bağlanacak mı? yok yok yok.
Öyle değil. Sanırım daha böyle Ha. şey kehanetler, daha olumlu kehanetler anladığım kadarıyla. Tamam. Çünkü öyle bir şey değil. Hani kendilerini gerçekten de iyiliğin, doğruluğun ve ruhani olan her şeyin elçileri olarak görüyorlar. Yani şey değil öyle. Yani sondaki olay olmasa çok tatlı bir böyle kendi kendine, kendi yağında kavrulan bir topluluk olabilecekken Evet. sondaki olayla her şey Evet. çok tatsızlaşıyor. Evet. Ya ama zaten belli bir noktadan sonra ya buralarda artık yavaş yavaş zaten sonunun iyi bitmeyeceğini anlıyorsun hani. Çünkü bu inançlar çok ekstrem inançlar. Yani kendini ilahileştiriyorsun bir noktada ve çok sağlıklı düşünceler değil bunlar. Zaten sana belli başlı sinyaller vermeye başlıyor burada. Bunun sonu iyi bitemez. Hani kimse için. Ve şeye inanıyorlar. Öldüklerinde yeniden canlanacaklar. Aynı tıpkı İsa gibi. Ölecekler, bir iki gün içinde yeniden canlanacaklar ve insanların gözleri önünde göğe yükselecekler. Böyle bir inançları var. Evet. 1974'e kadar, işte Ağustos 1974'e kadar bir yılı geçti, 1,5 yıldır falan Amerika'da dolanıyorlar. O arada Ağustos 1974'te Marshall tutuklanıyor ve 6 ay cezaevinde kalıyor. Tutuklanmasının nedeni de Minnesota'da sanırım bir araba kiralıyorlar bunlar Marshall'ın adına. Arabayı geri vermiyorlar. Geri teslim etmiyorlar oto kiralamaya. Ondan sonra tabii bir yerde bir çevirmede mevirmede neyse denk geliyorlar bunlara. Diyorlar ki hakkınızda suçlama var böyle kapı gibi ne bu kadar diyorlar. Bak görüyor musunuz? Belgelerle geldik. Belgelerle geldik. Bu arabayı niye vermediniz geri diyorlar. Ve Marshall diyor ki bu arabanın onun ilahi hakkı olduğunu savunuyor. Abi. Ve arabayı bu nedenle geri teslim etmediğini söylüyor. Onlar Oo. da diyorlar ki diyor kanki hayır. Hayır Küfür ediyorlar. Diyorlar ki saçmalama. bu araba otokiralamacının arabası. Hayır senin olamaz. Arabayı alıyorlar, Marshall'da 6 ay hapse atıyorlar. Ondan sonra aslında buradan sonra ya bu noktaya kadar Marshall hapse girene kadar daha çok dediğim gibi kendi dini yolculuklarını yaşıyorlar. Hani ikisi baş başalar 1,5 yıl falan ve dediğim gibi farklı farklı dini gruplarla görüşüyorlar, ediyorlar, öğreniyorlar. Kendi inançlarını yavaş yavaş şekillendiriyorlar. Marshall çıktıktan sonra hapisten artık biraz daha böyle insan toplamaya çalışmaya başlıyorlar. Artık 6 ay Marshall kendiyle şey baş diyor. banayken neler düşündüyse. Evet. İçeride düşünmeye çok vaktim Aynen. oldu. Al Evet. sana şey yaptım. Boncuktan kuş yaptım diye çıkıp Tam mürit toplamaya başlıyor. olarak öyle. Bu çıktığı zaman artık böyle gazeteye ilanlar vermeye başlıyorlar, reklamlar vermeye başlıyorlar. Bu farklı farklı dedim ya daha değişik işte küçük dini grupların toplantılarına gidiyorlar. Ya bu dini gruplar bu arada aslında bizim zannettiğimizden çok daha yaygın. Yani sadece hepsi bu kadar büyüyüp gelişmiyor ve hepsinin bu kadar ekstrem inançları olmuyor. Yani normal klasik Katolik inancından ne bileyim ufak ayrıntılarla ayrılan, normal Hristiyan kilisesinden belli başlı inançları farklı olduğu için ayrı düşüp kendi kiliselerini kuran çok fazla Evet, Hristiyanlığın ben çok de çok fazla kolu şaşırmıştım var. ona. Evet, Çok yani fazla böyle hatta irili ufaklı kiliseler var böyle. tabii, İşte yani 10 şunun kişiler, kilisesi, bu 5 bunun kişiler kilisesi. falan. Evet Evet. evet. Yani çok fazla kilise var. Sadece hepsinin inançları bu kadar ekstrem değil ve hepsi olayları bu kadar ileriye taşıyamıyor yani bu kadar büyütemiyor durumu. Neyse işte bu reklamların, haberlerin üstüne bir de bu ufak grupların toplantılarına vesaire katılıp orada vaaz verip milletin de kiliseden adamlarını çalıyorlar. Kendi gruplarına Ayıp katıyorlar ama falan. yani bu. Çok ayıp değil mi? Yani geliyor sana Ayıp. diyor ki takdir ediyorum yaptığınız işi. Çok iyi, çok güzel. Benim de kendimce bir iki fikrim var. İzin verirseniz Konuşabilir pazar günkü miyim? vaazde ben de bir iki kuple bir şey söyleyebilir miyim? Sonra benim Sahneye çıkıyor. topluluğuma gelin diyor. Aynen sahneye çıkıyor. Milleti manipüle ediyor falan. Öyle öyle. Nisan 1975'te Kaliforniya'da New Age diye bir topluluk var. Oraya gidiyor 50 kişiyi katıyor peşine.
Ondan sonra Eylül 75'te Oregon'da bir yerde konuşmaya gidiyor. 30 kişiyi katıyor peşine falan. Hani böyle böyle bayağı da insan topluyorlar. Zaten küçük küçük Evet. kiliselere gidiyorlar yani. Evet, Toplasan aynen 100 öyle. kişi olan yerden 50 kişiyi Aynen öyle. çalıyor Yarısını alıyor götürüyor. Ondan sonra ha bir de adam. Bir gerçekten şey alıyor soracağım. götürüyor yani. Evet. Bunlar göçebe dolaşmıyorlar mı? Bu 50 kişi, 30 kişi nasıl Evet. arkalarından geliyor Evet. bunların? İşte bu dönemde zaten yavaş yavaş sayılar artmaya başladıkça göçebe dolaşmaya başlıyor. İlk başta mesela ne bileyim Kaliforniya'ya gidiyor. Bir ay iki ay kalıyorlar Kaliforniya'da atıyorum. Benim anladığım kadarıyla o. Çünkü o kadar çok gezmişler ki yani çok kafa karıştırıcı o kısımlar gerçekten. Bütün Amerika'yı bu yani 73'te yola çıktıklarından 97'deki bu artık Mes Suicide'a kadar sürekli dolanıyorlar. Yani 24-25 yıl boyunca bir göçebe hayatı yaşıyorlar. O yüzden zaten her gittikleri yerden bahsetmeyeceğim. Çünkü yani pek çok Bütün Amerika'yı eyaleti, evet. anlatamam. Bütün eyaletleri gezip oralarda ufak ufak mürit toplama çalışmaları yapıyorlar yani. İşte dediğim gibi atıyorum 2 ay orada kalıyor. 2 ay boyunca manipüle ediyor, ediyor, ediyor. Artık yavaş yavaş orada hani şeyi doldurunca sanırım orada alabileceği Kotayı doldur. maksimum verimi alınca ya burada daha fazla insanı ben artık kendi grubuma katamam diye düşünmeye başlayınca gidiyorlar. O arada zaten bu 50-30 kişiyi Şey kafalamış diyoruz ve oluyorlar. bir daha New Age'e gidersem dayak yerim ben buradan Ha, insan çekemem aynen, artık deyip. aynen. Muhtemelen öyle bağlanıyor yani. Yani. Artık gidelim biz. Oregon'a geçelim biz. Oluyor hani. Alacağımı Orada aldım deyip da. çıkıyor. Aynen. Tam bu noktada işte bu Nisan 75, Mayıs 75 dönemlerinde yavaş yavaş yine inançlarında da ufak bir değişim olmaya başlıyor. Ancient Astronaut Hypothesis diye bir şey varmış. Çok enteresan bir hipotez. Gerçekten Çok ya isim komik zaten komikler hani antik astronot ya. hipotezi Ne bayağı hani yapıyorsun? komik bir yere gideceğini hissediyorsun şu an eminim ki sen de hani Evet. inançları şu milyonlarca yıl önce uzaylılar dünyaya geliyor ve insanları tıpkı bir şey gibi ekin gibi ekiyorlar dünyaya. Ve büyümelerini, gelişmelerini izliyorlar insanların. Ve yakın zamanda bu uzaylılar geri gelip seçilmiş belli bir insan grubunu diyeyim, belli başlı seçilmiş insanları alıp kendileriyle beraber tekrar uzaya götürecekler. Hani inançları bu şekilde. Şu Ve anda bil buna bakalım inanıyor. seçilmiş insanlar Aa, bir kim? bakalım kim? Aa, Bir yani. bakalım kim? Spoiler, Heaven's Gate. Ne kadar büyük bir şok, ne kadar büyük bir Evet. spoiler. Evet. Ya bu dönemlerde tabii işte ne bileyim bir yerden 50 kişi bir yerden 30 kişi topladılar da hepsi tabii yolun sonuna kadar devam etmiyor. Bir kısmı diyor ki bir hafta sonra ya başlarım böyle işi böyle işi mi olur dönüyor evine. Bir kısmı Sürekli işte ne bileyim dolaşacağım ben size diyor tabii ki. bir kısmı diyor ki hani ya biz okey Kaliforniya'daydık ben okey dedim de Oregon'a gidiyoruz diyorsun. Hani nasıl geleyim ben Ne oraya işim alaka? gücüm var falan diyor böyle öyle çıkıyorlar falan filan. Neyse sonunda işte bu 75'in sonlarına doğru bir 70 kişi oluyor bunlar. Gayet güzel bir rakam bu arada. Bu dönemlerde Bo ve Peep adını alıyorlar. Bonnie ve Marshall. Kendilerine Bo ve Peep denmesini istiyorlar isim olarak. Sonrasında zaten ilerleyen Peki. dönemlerde Do ve T diye de bir isim alıyorlar falan. Böyle hani isimlerini sürekli değiştiriyorlar. Kendilerine bu şekilde hitap edilmesini istiyorlar falan. Oradan anladığım Yani da bir... şey, kendilerini normal insan kategorisinden çıkarıp Evet. yüceltmeye çalışıyorlar aslında. Evet. İsim Yani de buna dahil. yüceltmekten ziyade ya evet yüceltmek aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bir adam vardı. Adamın adını hatırlamıyorum ya. Kendisi de bir teolog ve şey Heaven's Gate ile ilgili araştırmalar işte bu şeyler falan yapıyor hani olayı birazcık Okumalar, araştırmalar. temellendirmeye çalışıyor diyeyim. Yani bu dini gruba dayalı çok fazla araştırması var. Destekliyor Ha, gibi bir yok yok yerden yok mi yok. yoksa ha? Yok yok hani sadece araştırıyor ya aslında bayağı anladığım kadarıyla daha böyle akademik bir bakış açısından yaklaşıyor. Hani ne yaptılar, neden yaptılar, neye inanıyorlardı? Hani neden bu noktaya geldi olaylar falan gibi. O şöyle bir şey çıkarıyor ortaya diyeyim.
Bonnie ve Marshall'a göre insanlar aslında ikinci seviye varlık. Yani şey değiller hani kaliteli Üst bir seviye yaşam değiller. formu değiller. Aynen öyle. Bir sonraki seviye var. Next level beings diyorlar ve bunlar da uzaylılar. Bu ileri seviye canlılar. Bu ileri seviye canlıların da belli başlı özellikleri var ki bunlardan birisi de cinsiyetsiz olmaları. Bu ileri seviye varlıkların işte ne bileyim üreme organları yok, cinsel uzuvları yok, herhangi bir cinsel kimlikleri ya da kendilerini verdikleri bir isim, bir sınıflandırma yok ve bu nedenle ileri seviye varlıklar zaten. Çünkü bunlar işte cinsiyet, cinsellik, üreme organları bunlar çok dünyevi şeyler. Ve bunlar ileri seviye varlıklara uygun olan şeyler değiller. Bu nedenle zaten bu yıllardan sonra artık yavaş yavaş 80'lerde falan şeye dönüyorlar. Cinsellik tamamen bir dünyevi varlıkların başvurduğu bir şeydir. Bu nedenle cinsellikten tamamen arınmalıyız. Bu nedenle hatta mümkünse üreme organlarımızdan da arınmalıyız. Şöyle, Kötü bir yere gidiyor. kimse kimseyi herhangi bir şey için zorlamıyor ama bu 80'lerde zaten artık Marshall ve Bonnie'ye olan bu grubun bağlılığı o kadar artıyor ki onları mutlu etmek için kendileri böyle bir karar alıyor üyeler ve cerrahi müdahale ile hadım oluyorlar. Evet, yani üreme organlarından kurtuluyorlar diyeyim. Çünkü kurtulmak deyimini kullanıyorum. Onlar için böyle hani Onlar büyük için rahatlık, kurtulmak. büyük bir rahatlık onlar için. Çünkü gerçekten cinselliği ve işte üreme organlarını tamamen alt seviyenin işte dünyevi Trash deyip varlıkların, böyle atıyor. trash people'ın sahip olduğu bir özellik olarak gördükleri için bu şekilde grubun belli başlı kişileri, hani özellikle Marshall ve Bonnie'ye çok yakın olan kesimi onlardan da kurtuluyor. Bu değişik isimleri almalarının nedeni de anladığım kadarıyla olabildiğince kendilerini cinsiyetsizleştirme ve ileri seviye varlığa olabildiğince yaklaşma çabasından. Yani Olabilir, çünkü evet. hani Bonnie ve Marshall olarak bir kadın Bonnie ve bir erkeğiz ve biz bunu ve Marshall. istemiyoruz. Hani onun yerine Bo ve Evet. Peep ya da Do ve T olacağız diyorlar hani. Evet. Cinsiyetsiz isimler seçmeye çalışıyorlar ve kendilerini de bu şekilde label'lıyorlar diyeyim. Bu şekilde paketliyorlar kendileri. Tanıtıyorlar. Aynen öyle. İşte Bo ve Peep oldukları dönemde 1975'in sonlarına doğru artık 70 kişiye yaklaştılar sayı olarak ve bu dönemlerde gerçekten kendilerini müritlerini bir sürü kendilerini de bu sürüyü güden çobanlar olarak görmeye başlıyorlar. Bu Tıpkı biraz İsa gibi. kaba. Tıpkı İsa gibi. Ya ama mesela Hristiyanlıkta İsa'nın da görevi bu Ya değil mi evet. aslında? Evet. Ya bu kendilerine çok ilahi kimlikler vermeye başlıyorlar artık. Ya şey çok garip. Hani böyle İsa'dan, Katoliklikten, Hristiyanlıktan çıkıp bir anda uzaylılara Evet, gitmeleri çok garip. evet. Ya aslında tam Ne olarak alakası çıkmıyorlar, var? birleştiriyorlar. Evet. Yani tam olarak şeyden Hristiyanlıktan çıkmadılar, hala kendilerini Hristiyan olarak görüyorlar ama Hristiyanlığın daha ilerlemiş, daha iyileştirilmiş, daha böyle New Age bir Hristiyanlık tanımı olarak görüyorlar. 2.1 gibi bir şey Tam yani. olarak öyle, kendilerini öyle görüyorlar. Yani tam Şimdi olarak uzaylılarla birlikte kopmadılar. geliyor. Yani yeni üretimimizde uzaylılarımızla beraber affedersin. Evet. Yani hani çünkü şöyle bir inançları da var mesela işte ne bileyim Hristiyanlıkta Meryem ananın rahmine İsa'nın Tanrı tarafından konduğu ilahi bir güç tarafından hamile bırakıldığı İsa'ya falan inanç bu şekildedir ya onlar şey diyorlar Meryem ananın uzaylılar tarafından göğe yükseltildiği orada belli başlı cinsel ilişkiler vesilesiyle Meryem Ana'nın İsa'ya hamile kaldığı söyleniyor. Yani böyle bir kombinasyon hani ikisini birbirine iç içe geçirdiler. Ve hani bunun sahiden de Yani şey, bildikleri Tanrı uzaylıları da kontrol ediyor ve işte Tanrı ile uzaylılar arası, Tanrı ile insanlar arasındaki
basamak belki de uzaylılar gibi bir şey sanki. Sanırım Tanrı'dan ziyade uzaylıları ilahi varlık olarak görüyorlar. Yani aracıdan ziyade Tanrı'nın yerine sanırım uzaylı varlıkları Ha. koyuyorlar. Çünkü pek İlginç. Tanrı lafı pek geçmiyor, öyle diyeyim. Hani Başta Tanrı'dan uzaylılar. bahsederken sonra uzaylılara Evet, yani geçiyor bir çok anda. çok evrim geçiriyor. Yani daha da geçirecek bu arada. Hala son formunda değiliz. İnançları sürekli değişiyor, sürekli Evet. şey yapıyor, mutasyona uğruyor. Güncelleniyor. Aynen öyle, güncelleniyor yani sürekli. Bu yıllarda da artık gerçekten tam bir göçebe hayatı yaşamaya başlıyorlar. Dediğim gibi dünyevi her şeyden sıyrılmaları bekleniyor. Sadece cinsellik değil bu arada. İşte ne bileyim, bir mirasları mı var, emeklilik fonları mı var, birikmiş paraları mı var, gruba veriyorlar. Ne bileyim, farklı farklı giysiler giymemeleri isteniyor. Olabildiğince alçak gönüllü kıyafetler, daha böyle şey renkler, tek düze renkler vesaire seçmeye başlıyorlar ve bu şekilde Beyaz yaşıyor. beyaz Aynen. falan. Hepsi saçlarını kısacık kestiriyor ve hepsi birbirine benzemeye başlıyor. İşte gruba girenlere bu dönemlerde bir arınma ritüeli yapmaları isteniyor. Çünkü dünyevi şeylerden arınmanın bir adımı olarak da mesela vücudundaki dünyevi ürünlerin kalıntısından da arınman gerekiyor. Yani 3 ay boyunca mesela yalnızca çok saçma bir karışımla besleniyorlar. İşte limonata, Gatorade diye bir içecek var ya, böyle asitli. Sanırım Evet. o. İşte kayen biberi. Onları karıştırıp yalnızca onu içerek içlerini temizliyorlar. Çok kötü. Ondan sonra artık gruba tam olarak kabul edilmiş sayılıyorsun. Yani bu şeyden, bu kokteylin içeriğinden tam emin değilim. Limonata ve biber kesinlikle var ama geri kalan eğer şeyleri secret ingredientları biliyorsanız sırf merakımdan soruyorum. İletirseniz çok sevinirim gerçekten. Lütfen evde denemeyin ayrıca. Lütfen Çünkü denemeyin, pis bir şey belli ki çok çünkü. kötü. Hoş değil. Çok Eminim ki çok da kötü. lezzetsizdir de yani. İyi bir içerik Kesinlikle. değil. Limonata ve Neyse işte. biberin birleşimi çok kötü duruyor. Evet, hiç, kulağa hiç güzel gelmiyor. Neyse işte bu insanlar da gruba katıldıkça grubu finanse etmek için işte birikmişlerini, emeklilik falan bozdurup gruba vermeye başlıyorlar gerçekten. Ay, Düğün altınlarını aynen, yastık altı dolarlarını bozduruyorlar falan. bu geldi Ama ya. muhtemelen çoluğunun çocuğunun üniversite parasını da çekip veren vardır Evet. yani, eminim. Çünkü üniversite dünyevi bir şey. Çoluğun çocuğun rızkı da, çoluk çocuk da dünyevi bir şey. Aynen öyle yani, umurlarında değil. İşte bu paralarla grup bir dönem Denver'da, bir dönem Dallas'ta büyük evler, hatta kimi zaman bayağı çiftliğe yakın, çok hektar hektar alan kaplayan malikaneler, çiftlik evleri falan kiralıyor. Paraları Ama yani yettiği nereye sürece, kadar? evet, paraları yettiği sürece orada kalıyorlar, evde kalıyorlar. Paraları bittiği zaman evden çıkıyorlar ve tekrar göçebe hayata devam ediyorlar. İşte zaten evde kaldıkları dönemler bu 24-25 yıl içinde bayağı az aslında. Çoğunlukla daha çok böyle kamp alanlarında vakit geçiriyorlar. Gittikleri yerlerde işte Rocky Dağları'nda falan kamp atıyorlar, bilmem ne. Rocky Dağları. Aynen. Rocky Rocky Dağları. Dağları'nda. Evet. Şey oldum Rocky Dağları'nda. Kötü böyle. Flashbackler yaşadım anılar. Rocky Dağları ile ilgili. Kötü anılar geri geldi, değil mi? Evet. Evet. Tatsız. Çok tatsız. Tatsız. Neyse Rocky işte. Dağları'na gitmeyin. Evet. Amerika'ya giderseniz aklınızda olsun. Gitmeyin. Please don't. Böyle işte. Ondan sonra 1980 yılında artık tam peak noktasına ulaşıyor grup ve 80 kişi oluyorlar. Yani bu arada 80 kişiyi de bunlara inandırmak, ben takdir ettim. Kendi kendime böyle içten Evet. ufak bir alkışladım da. Hani 3 değil, 5 değil, 10 değil, 20 değil, Evet. 80 kişi gerçekten de İmkansız gibi geliyor insana yani. gerçekten de milyonlarca yıl önce dünyaya uzaylılar tarafından ekildiğimize ve yakın zamanda tıpkı bir ürün gibi toplanmaya Evet. başlanacağımıza inanmışlar. Ağaçtan elma gibi Evet. toplanacağımı düşünmek istemem açıkçası. Evet, gerçekten bu inanca sahipler.
Bu arada tabii aileleriyle vesaire iletişimleri çok kopuk. Hani Marshall'la Bonnie Tabii canım. olabildiğince şey yapıyorlar. Bağlantılarını koparmalarını istiyorlar. Zaten hani telefonun vesairenin de çok yaygın olduğu bir dönemde olmadığı için biraz daha kolay. Hani cep telefonu vesaire Bir olsa. insanı bir ekibe bağlamanın en mantıklı Evet. yolu dış dünyayla olan bütün bağlantısını kesmek. Çünkü Aynen oradan çıkamaz. öyle. Aynen öyle. Yani. Hani aileleriyle, arkadaşlarıyla geride bıraktıkları Evet. çocuk eşleri vesaire varsa onlarla hiçbiriyle bir iletişimleri yok bu Hı dönemlerde. hı. Sadece 82 yılında bir kez ailelerini aramalarına müsaade ediyorlar. 83 yılında da anneler gününde ailelerine gidip görmelerine izin veriyorlar. Ya. Bunların ikisi de çok kısa İnanılmaz. konuşmalar, çok kısa etkileşimler oluyor ve Hı. amaçları da aslında birazcık şey, hani anladığım kadarıyla artık ya birkaç yıldır yollardalar ve insanlar Hı. yavaş yavaş hani konuşmaya başlıyor, yani ister istemez. Çocuğum nerede, eşim nerede, Aha. ne bileyim annem Tabii. babam nereye gitti, ne yapıyor, Öldürdüler mi? kim Başlarına bu ne Marshall, geliyor? kim bu Marshall, Evet. kim bu Bonnie. Muhtemelen bu hani ekipten aralıklı ayrılıp evlerine geri dönen tiplerde ufak tefek bir Hı. şeyler çıtlatıyorsa muhtemelen ailelerde hafiften kızışmaya başladığı için şey yapıyorlar, birazcık Tabii. gazlarını almak için anladığım kadarıyla kısa bir Olabilir. ziyarete müsaade ediyorlar. Hani görsünler, herkes iyi, durum iyi. Bir Hı de hı. kendi ağızlarından duyarlarsa daha inandırıcı olur diye. Ben kendi rızamla buradayım mı duyurmak Aynen. için. Hani peşimizi bıraksınlar mantığıyla Hı. herhalde. Ya çünkü peşimize düşmedilerse de düşmeleri yakındır. Tabii canım. Yani. Ya çünkü çok hani 80 kişi az buz değil ve Evet. çoğunluğunu belli başlı topluluklardan koparıp aldıkları için birbirlerine de muhtemelen yakın circle'lardan geliyorlar ve dedikodu Evet. yapılıyordur elbet ki. 80 kişiyle aynı ortamdasın. Birlikte hareket ediyorsun. Ülkeden ülkeye eyaletten eyalete gidiyorsun. 80 kişi böyle harılı güreli. Evet, Ne kadar garip bir şey ya. değil mi? Yani ve hani nasıl acaba? Yani çünkü bu şey ulaşım konusunu nasıl hallettiklerini Evet. falan hiç bilmiyorum. Ona dair bir şey okumadım. Araştırayım diyorum. Çok merak, nasıl gidiyorlardı acaba? Otobüs Otobüs tutsan kiralasan otobüse yetmez. sığmaz. Yetmez Trene tabii. binsen treni doldurur. Tabii. Ya bir dönem şey yapıyorlar Araba daha. kiralasan yani 20 tane falan araba kiralaman lazım. Tabii. Üf, Yürüyorlar düşman. mıydı acaba? Yürü. Yok Kasaba artık, kasaba böyle. eyaletten eyalete. Ufak kasabalarda bir gece kala kala belki falan. Ne kadar saçma olur ama Gerçi düşünsene. 80 kişiyi nerede 80 kişi yatıracaksın? 80 kişi birlikte yürüyorlar. Otoyolda arka arkaya. Eylem. Çok kötü. Otostop çekmeye Eylem. çalışıyorlar. Kimse durmuyor çünkü 80 kişiler. Gibi. Çok komik. 80 kişinin yürüdüğünü düşündüm ya. Yani. Şöyle evin yanından 80 kişinin yürüdüğünü düşün. Koca bir İçine ekip olarak. kayboldu biri. Ne yapacağım? Bir de Ne? işin kötü yanı hepsi de birbirine benziyor. Kaybolduğunu da Evet. anlamıyorsun. Hepsi aynı giyiniyor, hepsi aynı görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyor dişte. Kafa sayıyor. Tas kesim kafa sayıyor. Hayır, okey. Bak şimdi birinin kaybolduğunu anladın. Kimin kaybolduğunu da çözemezsin. Okey. Kimi arayacağını da bilmiyorsun. Herkes aynı görünüyor. Foki. Hepsine böyle saçma sapan isim verdiklerini düşünüyorum. Ya da Foki, Poki Poki. yok. Poki yok. Tuti nerede? Of. Ya ne olur yanlış anlaşılmasın Evet, burada. Kimsenin inancıyla dalga geçmiyoruz ama çok komik bir olay yani. yani hani göç ediyorsun 80 kişi bildiğin kavimler göç gibi. 80 kişi hareket ediyor yani. Hani mesela bin, ne bileyim 1600'lerde falan olsa böyle bir olay da tamam, başka imkanları yokmuş dersin. Hani eskiden işte dedelerimizin zamanında millet Kabe'ye yürüyerek gidiyormuş hac için. Tabii. Hani o zaman mantıklı geliyor da şimdi 80 kişinin yürüdüğünü görsen bir Evet geri ya. çekilirsin. Ne Ya oluyor bir de lan burada diye. işin kötü yanı dedi. Eminim ki çok da ürkütücü görünüyorlardır 80'i bir arada. Yani çünkü Kesinlikle. hepsi aynı giyiniyor. Hepsi tas kesimi. Ya bir de kısa tas kesimi böyle normal tas kesim de değil. Alınlarının yarısında bitiyor böyle kahkülleri.
Hepsi Jim aynı Carrey'nin gözüküyor, sana hepsi bile oynat aynı diye bir giriniyor. filmi vardı Evet, böyle. tam öyle gözüküyor saç kesimleri. Hani böyle el ele tutuşmuş 80 tane aynı tipin beraber yürüdüğünü düşünüyorum ben ve tatsız yani. Hani görsem ürkerim. Çok korkunç. Tabii, bayağı ürkütücü. Şeyde Charlie'nin çikolata fabrikasında mıydı? Umpa Lumpalar vardı, Ha hatırlıyor musun? evet. Hepsi Evet, birbirinin aynı, böyle etrafta zıplıyorlar filan. aynı kişiler. Çok kötü. Bu da ona yakın bir şey yani. Hani o yüzden Evet. bilmiyorum ulaşımı nasıl sağladılar. Ama merak ettim, Ulaşım ona bir nasıl bakacağım. kalıyorlar? Nasıl para yetiriyorlar acaba bu kadar insan? 80 kişiyi doyurmak büyük bir şey O yani. noktada işte şöyle bir şey giriyor devreye. Zaten hani yeni gelen kişilerden paralarını alıyorlar. Ya daha doğrusu almaktan ziyade onlar kendi istekleriyle veriyorlar. Veriyor. Veriyorlar. Tabii kimse zorlamıyor yani paranı ver diye. İşin enteresan yanı o zaten. Hepsi gayet istekli bu konuda. Neyse, ondan Herkesin sonra rüyası var, evet. şey de Çok ilginç bir yapıyorlar bu şekilde. arada. 80'lerin sonu 90'ların başında artık böyle çok parlak dönemler yaşamaya başlıyorlar. İnternetin birazcık daha hızlandığı, bilgisayar çağının tırmanışa geçtiği bir Başladı. dönemde bunlar, ya yani pek çoğunun kendi mesleği de var bu arada. Bir kısmı mesleğini yapabilenler yapmaya çalışıyor. İşte şeyler falan yapıyorlar, ufak işler yapıyorlar. Kazandıkları bütün parayı gruba veriyorlar. Ne bileyim, tamirat yapan var, işte kuryelik yapan var falan. Gittikleri yerlerde, lokal işlerde de çalışıyorlar. Bilgisayar çağı artık biraz daha ilerlemeye başladığında 90'larda kendi internet sitelerini kuruyorlar. O internet sitesini bayağı aktif olarak mürit çekmek için Evet. kullanıyorlar ve anladığım kadarıyla şey de yapmışlar bir dönem. İçlerinde gerçekten bilgisayar mühendisi, yazılımcı falan da var. Ve mesela şirketlere internet sitesi tasarlayarak falan da para Evet. kazanıyorlar. Ya Bayağı bayağı, marketing tabii yani. yani teknolojinin bütün nimetlerinden de yararlanıyorlar bu Evet. dönemde. Hani bu şekilde aslında ufak işlerde, büyük işlerde, ya yani hepsinin farklı farklı aslında meziyetleri var. Aralarında ciddi zanaatkarlar da var. Ne bileyim Site işte, hala aktif değil mi bu arada? bildiğim kadarıyla aktif. Evet. Çok Hala iyi. şey kaldırılmamış yani, en son 97'de nasıl kaldıysa öyle duruyor diye biliyorum. Yürütenler varmış galiba. Hani ekstra bir şey eklenmiyormuş ama hala aktif olarak onun başında duran birkaç tane üye varmış diye duymuştum. Doğrudur. Olabilir. Olabilir. Ya bu Çünkü... işte ayrılanlardan ya da o intihar olayından bir şekilde kaçanlardan sanırım 2-3 kişi var. Ve onların hani o şeyi koruduğuna ya da bir şekilde yayınlanmasına devam ettiğini Olabilir. sağladığını söyleyenler var. Bunu Olabilir. hatırlıyorum, çok emin değilim. Ben de sanki öyle bir şey duydum ama ben de çok emin değilim. Yani şu anda tabii Heaven's Gate diye bir grup yok ama geride kalan ve hala inancını belli başlı devam Evet. ettiren birkaç birey varsa onu bilemeyeceğim. Ya tabii öyle bir grup Var diye aktif olarak duymuştum. kalmadı. Olabilir, olabilir. Çünkü gerçekten zaman zaman ayrılanlar, geri gelenler oluyor falan. Hani gidiyor bir 2-3 yıl yok, ondan sonra diyor ki ya ben niye gittim ki, çok mantıklıydı inancımızın Mükemmel tamamı. bir hayat yaşıyordum ben orada. Geri dönmeliyim Çok zekiceydi. hemen. Benim acil geri dönmem lazım. Geri dönenler falan da var. Neyse işte bu 82'li 83'lü yıllara kadar geldik. Ailelerini ziyaret ettiler. Bu ziyaret sırasında da işte şey falan demelerini istiyorlar. Bilgisayar öğreniyoruz bir grup olarak. Hani bilgisayar yazılımı öğreniyorum. Öyle bir kurs alıyorum falan tadında bir eğitim sürecinde Kodlama kursuna bekliyorum. Bu başladım anne. aynen, kodlama kursuna başladım anne. Tam olarak öyle. Bu Ailelerinin arada birazcık içini rahatlatıyorlar site hala aktif. Ona baktım yani. şu anda ama site bayağı açık yani. Ya sanırım onu birazcık Evet. PR olarak kullanmışlar. Yani özellikle ekstra tam olarak neler yapıyorlar emin değilim ama kendilerini Videolar tanıtıyorlar. falan, evet Videolar videolar falan falan var. var. Bayağı video çekiyorlar bu arada. İleride de bahsedeceğim. Hala da onları izlemek mümkün. Çok çok rahatsız edici videolar sahiden. Online kitaplar falan var burada. Bayağı şeyler ya. Bayağı organizeler. Evet. Evet. İnanılmaz gerçekten. Heaven's Gate'in birinci bölümünü ben burada kesmek istiyorum. Çünkü bundan sonra artık yavaş yavaş Heaven's Gate'in önce ufak bir çöküşü, ardından yavaş yavaş ayağa kalkışı ve sonrasında dibe batışını isteyeceğiz.
Yani, ama ne batış. Ama ne batış gerçekten. Ve hani anlattım ya, yani 70'lerin başından 90'lara kadar 20 küsur yıl boyunca aktif, evet, devam eden bir olay olduğu için tabii tek bölüme sığmayacak. Ve şeyi fark ettim. İlk defa benim de anlattığım bir vaka iki bölüm olacak. Normalde senin olayın bu ama normalde yapabilirsin. Olayın... Ben izin veriyorum buna. Aa, çok teşekkür ederim. Çok nazik birisin. Evet, bu sefer elimden çalacağım bunu. Sonraki bölümlerde artık bu yıllardan sonra Heaven's Gate içinde neler oluyor, neler bitiyor, işler nasıl toplu intihar vakasına kadar ilerliyor. Bunları bunları tartışacağız. Nasıl sarpa sarıyor. Evet, nasıl daha da sarpa sarıyor sanki sarmamış gibi. Evet. Ya da bu vaka nasıl Nike'a bağlanıyor mesela. Evet, evet. Nike'ın bu işle ne ilgisi var? Nike'ın marketing team'i nasıl zora sokulmuş? Bunları tartışacağız. O yüzden bu bölümü burada kesmeyi tercih ediyorum. Bölümü bitiriyoruz ama ben bölüm haricinde de ufak bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Evet. Artık. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız bölümün ses kalitesiyle ilgili bayağı fazla yorum aldık. Ses kalitemizin çöp olmasıyla ilgili daha doğrusu. Evet, çok kötü olmasıyla ilgili, evet. Gerçekten. Evet. Yani biz de bunun fazlasıyla farkındayız ve bizim de hiç hoşumuza gitmeyen bir durum. Ama maalesef kesinlikle yani profesyonel olan bir ekipmanla çalışmıyoruz. Evet. Aynı zamanda... Yani öncelikle aynı mekanda şey yapmıyoruz, kayıt almıyoruz. İkimiz de farklı yerlerdeyiz ve internetten kayıt alıyoruz. Ve evet. Türkiye'de internet erişimi olan her insanın bildiği gibi bazen internet çok kötü olabiliyor. Evet. Yani gerçekten bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar olabiliyor. İnternet bağlantısı gibi, işte kullandığımız ekipmandaki sorunlar gibi. Böyle teknik, evet, nedenlerden dolayı bazen gerçekten bizim de hoşumuza gitmeyen şeylere neden olabiliyor. Kesilebiliyor, evet, ses geç gelebiliyor, üst üste binebiliyor ya da geçtiğimiz bölümde olduğu gibi hepsi bir arada olup. Evet, cozur cuzur sesler gelebiliyor mesela. Evet. Ses maalesef yükselttikçe böyle cıyırdamaya devam edebiliyor mesela o bölüm. Evet. Özellikle bu ikili de editleyen kısım çok daha şey oldu, bundan etkilendi. Evet, yüzlerce kez dinlediği için. Evet, çünkü kesin şeyler oluyor, geri alıyorum, tekrar tekrar dinliyorum, kesiyorum, doğru yerden kesemiyorum, tekrar geri alıp bir daha kesmeye çalışıyorum, aynı cızır cızır sesleri onlarca kez üst üste dinlemek zorunda kalıyorum, ben de mutlu değilim. Evet, yani şu an elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Gerçekten biz de bundan çok rahatsızız ve bunun değişmesini istiyoruz. O yüzden birlikte bir çözüm yolu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlerleyen süreçte bununla ilgili bazı ufak tatlı duyurularımız olabilir. Evet, ufak ufak planlarımız var. Geleceğe, evet, yönelik. Evet. Yani bu bizim yaşadığımız sürece daha çok dahil olmanızı kapsayacak bir plan var aklımızda. Kesinlikle öyle. Ya çünkü biz bunu yapmaktan gerçekten çok keyif alıyoruz. Çok severek yaptığımızı fark ettik bu podcast işini geçtiğimiz haftalar boyunca. Yani yeni başlamamıza rağmen çok güzel yorumlar alıyoruz. Ve hani sosyal medya üzerinden aldığımız yorumlar da bizim de yaptığımız işi biraz daha interaktif hale getirmemizi sağlıyor. Ve biz, evet, bunu kesinlikle daha da interaktif yapabilmenin yollarını arıyoruz açıkçası. Ve bunun için de bazı planlarımız var. Evet. Umuyoruz en yakın zamanda, en kısa süreçte. Evet. Hem sizi de buna dahil edeceğiz. Evet. Hem sizlerle daha yakından iletişime geçebildiğimiz, hem birbirimizi destekleyebildiğimiz bir süreç hedefliyoruz. Çünkü bu işi daha uzun vadeli yapmayı istiyoruz. Evet. Ve bu işi daha böyle farklı bir farklı noktalardan da bakabilmek istiyoruz yaptığımız şeye. Farklı şeyleri konuşmak.
Evet, çünkü yani daha da bir adım ileriye atmak istiyoruz her zaman, öyle söyleyeyim. Yani çünkü konuştuğumuz konuların kaliteli olduğunu düşünüyoruz gerçekten. Ve yalnızca içerikle bitmiyor tabii ki. Bunun aynı zamanda teknik olarak da belli bir kaliteye yansıtması gerekiyor. Evet. Bizim hedeflerimiz de bu yönde. Umuyoruz ilerleyen süreçte, bu sezon olmasa bile ilerleyen sezonda çok daha güzel, berrak bir ses kalitesiyle. Umarım. Umuyoruz. Rabbim ne olur. Ne olur. Biraz ses kalitesi. Ne olur. Birazcık. Biraz ses. Evet, o zaman bölümü bitirirken bir ÇPND klasiği olarak ben bir kıstadan hissede vermeyi kendime görev edindim. Evet. Şu anda. Lütfen, çok rica ediyorum. Yeni tanıştığınız adamlarla eve çıkmayı planlıyorsanız öncelikle kocanızdan boşanın. Çok doğru. Çok yani mantıklı. Kocanızın buna rızası yoksa tabii ki, rızası varsa karşılıklı olarak. Yani evet, açık bir ilişkiyse mesela sıkıntı yok ama hani kocanız hani üzülürse evet. Kaç taraf böyle bir şey istemiyorsa çünkü yapmayın. Yani kocanız biraz mutsuz olabilir. Yapabilir. Üzülebilir. Yapabilir. Yapmayın böyle şeyler. Evet, lütfen yapmayın. Artı olarak eğer hani hayata enteresan alternatif yollarla gözlerinizi yummak gibi bir planınız varsa yanınızda çok da fazla kişiyi sürüklememeye çalışın. Ya evet. Yani herkesin tarikat kurmayın. Bunu sadece ikiniz inanın mesela. Evet. Ya da böyle yani, o filan inanın. Evet, milletin kilisesine gidip mürit çalmayın. Evet, hırsızlıktır bu ayrıca. Ya kısmen yani, neden olmasın? Yani zaten 10 kişilik kilise 9 kişiyi alıp götürüyorsun. Biri de rahip zaten hani. Ya, tek başına kalmış. Kilise de böyle tek başına vaaz veriyor. Kıyamam. Evet, bugünün kısadığım hisseleri bunlar. Önümüzdeki hafta Hillside Strangler'ın ikinci bölümüyle devam ediyor olacak. Evet. Ben, evet. Bu ben yine sezonun sonunda bölümle, gerçekten iki parçalı iki bölümle. Evet. Bu şekilde bir ilerleyiş oldu. Biraz tuhaf denk geldi. Evet. Böyle böyle. Biraz kafa karıştırıyor ama ben seviyorum bunu yani. Bilmiyorum izle dinleyenler ne düşünür ama. Ben ya özellikle biraz ağır vakalarda. Özellikle ağır vakalarda ki Hillside Strangler bence öyleydi. Biraz daha araya evet, mola vermek gibi geliyor bana. Çünkü ben kendi adıma tek de dinleyemezdim. O yüzden. Evet. Yani ben de araştırırken bazen çekilip şey yaptım, tamam artık yeter. Çok fazla okudun. Biraz kalk yürü. Evin içinde dolar. Evet. Evet, maalesef öyle. Önümüzdeki hafta bununla devam edeceğiz ve bir sonraki hafta Heaven's Gate'in ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yeniden görüşene kadar kendinize dikkat edin. Sosyal medyadan bizimle görüşlerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bizim için çok değerli. Evet. Evet. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.